Bankacılığı Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Paranın rotasında sizlerle yeniden birlikteyiz. Bugün 21 Kasım 2013 Perşembe. Evet, piyasalara bakacağız şimdi. Ama onun öncesinde hemen kısa bir özet geçeyim. Genel olarak şu anki verilere isterseniz bir bakalım. Altın geriliyor. Altın 1246 dolara kadar geriledi. Bu arada dün Amerikan borsalarında bir geri çekilme vardı. Çin'de sabah saatlerinde çok sert bir düşüş vardı. Yerini alımlara bıraktı Çin ve düşüş miktarı çok hafifledi. Bu arada Nikkei endeksinde Japonya'da %1.92'lik bir artış var. Japonya'da artıda. Amerikan vadeli endeksleri, yani bugün 16.30'da Amerikan borsaları açılmadan önce vadelilere bakıyoruz. %0.10, %0.9 civarında düne göre. Yani 10.000'de 9 oranında bir miktar aşağıda bulunuyor. Aynı zamanda dolara baktığımızda, ki biliyorsunuz Merkez Bankası'nın kararı sonrasında dolarda bir geri çekilme vardı. Ve 2.02.30 seviyelerinden 2'nin de bir miktar altını bile görmüştü. Şu dakikalar itibariyle düne göre artmış, artışa geçmiş durumda dolar. 2.01.71 seviyesinde. Dünkü Amerika Merkez Bankası'nın 28 ve 29 Ekim tarihlerinde yapmış olduğu toplantı tutanakları dün gece yayınlandı ve bu toplantı tutanaklarındaki mesajlar genel olarak bu sabahki resmi çiziyor. Şu dakikalar itibariyle hemen bir vermek istiyorum. Vadeli endekslerde ne olup bitiyor? Onu vereceğim. Ki bu vadeli endekslerde biliyorsunuz BIST 30 endeksi özellikle sabah açılışta etkili oluyor. Az önce açıldı. Şimdi verelim. Evet. Görüldüğü üzere vadeli endekslerde dünkü kapanış seviyesi BIST 30 sözleşmelerinde future piyasada 92.180'di. Bu sabahki açılış dünkü dip seviyenin de bir miktar altına gitti. 90.25, 92.151 seviyesine kadar geldi. Dolayısıyla 92'den 90.5 seviyesine kadar ki inişe baktığımızda yaklaşık olarak %1.5-1.80 civarında bir geri çekilme vardı. Ve bu var şu anda, şu dakikalar itibariyle. Bu aşamada, en azından ilk aşamadaki, yani bir dakikalık grafiklerde baktığımızda dip 90.243 olmuş durumda. Ve tutanakları sonrasında piyasa yaklaşık olarak VOP piyasası yaklaşık olarak 92.000 puan civarında aşağıda açılmış durumda. En azından burada şeyi de uyaralım. Şöyle bir baktığımızda genel olarak nasıl bir açılış yapmış. Daha önceki sert yükselişle birlikte boşluk bırakarak yükseldiğinde piyasa 90.250'deymiş. Şu an o seviyeleri test ediyor. Benzer bir mantıkla BIST 100'e bakacak olursak, BIST 100'de de şu an itibariyle bir açılış yok. Açılışta birlikte bakacağız ama BIST 100'de 75.378 puandan bir kapanış vardı. Eğer yaklaşık 1000 puanlık, yani %1.5'luk bir geri çekilme söz konusu olursa 74.250 seviyesine kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz endekste. Yani dünkü dip seviyeler ve dün seansın sonuna doğru başlayan alımlar vardı. 74.250'den 75.250'ye kadar yaklaşık olarak 1000 puanlık bir yükseliş söz konusu oldu. Ve bu 1000 puan saat 17 ile 17.30 arasında gerçekleşti. Büyük bir ihtimalle o aldığı 1000 puanı bugün verecek. Ama sizlere özellikle vurgulamak istediğimiz bir şey var. Dünkü yükseliş sonrasında bugün açılışta çok fazla bir satış olmadan piyasa aşağı gidecek. Yani dünkü kapanış fiyatlarının belki 3 kademe altında açılacak. Düşüşü yaratacak etken bu olacak. Açılışta özellikle işlem yapmamaya özen göstermenizi ben salık veriyorum. İlk açılış rakamlarını gördükten sonra satış ya da alış kararını
yarım saat, en az ilk yarım saati gördükten sonra vermek mümkün. Evet, şimdi her perşembe olduğu gibi Reha Portföy Yatırım Komitesi üyesi Cüneyt Paksoy bizlerle. Cüneyt, ben genel olarak bir hem de piyasayı bir özetleyeyim. Şu an nasıl bir görüntü var, bunu vereyim dedim. Biliyorsun bu toplantı tutanaklarını sen ayrıntılı şekilde biliyorsun. 28-29 Ekim'de yapılmıştı. Orada söylenen sözler var. Bundan sonra Janet Yellen'in senatoda konuşmaları var. Ondan sonra Bernanke'nin mesajları var. Tam anlamıyla bir pimpon, hani şey, pimpon oynanır ya. Pimpon masasında sürekli gözüm bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya gider. Benzer bir durum yaşıyoruz. Mart, Ocak, Aralık, Mart, Aralık, Mart, Aralık şeklinde. Şimdi toplantı tutanaklarını senden dinleyelim. En dikkat çekici cümle gelecek aylarda tapering'e başlanabilir. Ekonomik veriler, eğer işte ekonomik verilere de bakılarak vesaire diyor. Ne diyorsun? Şöyle bir genel bir yorum alalım toplantı tutanakları için. Şimdi FED piyasaları domine etmeye devam ediyor üstadım. Evet. Özellikle dün tutanaklar bizim için önemliydi. Her ne kadar Yellen etkisi Aralık ayının pas geçileceğine dair bir yurt dışı, yurt içi bütün piyasalarda bir algı, pas geçme algısı oluşturup bunun pozitif etkilerini biz görmüş olsak da tutanaklarda ne çıkacak diye bakıyorduk ve tutanakların geçilmesinden sonra piyasanın nasıl rahatlayabileceğini düşünüyorduk. Bernanke de Yellen'a destek verdi. Ama tutanaklarda şöyle bir cümle dikkat çekiciydi özellikle. Daha önce hep söylenen şuydu, hatta Yellen ve Bernanke'nin de söylemlerinde olan işsizlikte ve büyüme tarafında ve enflasyonda belirli eşikler görülmeden kalıcı olarak biz bu tapering olayını başlatmayabiliriz. Hatta parasal genişlemeden asla vazgeçmeyeceğiz. Uzun süre bu işi masada tutacağız. Hatta faizi de 2015'e kadar, hatta belki daha da ötesinde düşük tutmaya devam edeceğiz. Evet. Yani bu sinyaller pozitif sinyallerdi ama dün yeni bir şey olarak şu vardı. Özellikle İslam tarafında veya diğer eşik olarak belirtilen kriterlere ki gerçekleşmelere bakılmaksızın azaltım yapılabilir cümlesi Aralık'ı tekrar gündeme getirdi. Yani Aralık ayını biz pas geçeceğiz, tamam bu iş bitti derken bir anda tutanaklardan böyle bir cümlenin çıkmış olması FED algısını da piyasalarda değiştirdi ve kafalar iyice karıştı. Ya orada Cüneyt, ben orada takılıyorum şeyden dolayı. Şimdi ben tutanakları okuduğumda, yani ben özellikle hani şeyi okumuyorum çok fazla, hani tutanaklar açıklandı şunu dedi falandan ziyade tutanağın direkt kendisini okuyorum ama burada hani kaçırmış olabilirim. Senin söylediğin tam şu mu? Ekonomik verilere bağlı veya bağlı kalmaksızın tapering başlatılabilir. Tam ona ek olarak şunu diyor. Gelecek iyi verilere bağlı olarak. Evet. İstihdamda. Çünkü Janet Yellen o zaman çelişiyor yani. Bir miktar çelişiyor. Çünkü Janet Yellen diyor ki robust diyor. Yani robust ekonomik düzelme. Robust demek. Sonuçta sen çok iyi biliyorsun. Ben sadece izleyicilerim için açıklama yapmak durumundayım. Robust demek çok net, clear, katı bir şekilde ekonomide iyileşmeyi görene kadar tahvil yani tahvil alım programına devam edilecektir gibi Senato'da çok bekleneninden daha güçlü söylemi vardı Janet Yellen. Ve bu söylem 28-29 Ekim'den sonraki toplantıda gerçekleşiyor. Şimdi ben özellikle burada hani onu tam çıkartmalı mıyız o anlamı yani? Onu özellikle orada şu için. Anlamı bence şuraya getirmeye çalışıyorlar piyasayı tutanaklarla beraber sanki. Yani direkt Merkez Bankası başkanları bunu yapmaz. Ama neticede bir komite orası. Herkesin bir oy hakkı var. Bazen oy birliğiyle bazen oy çokluğuyla kararlar alınıyor. Ama neticede FED başkanı olmuş bir insanın söylemi FED'i belli bir yere kadar da bağlayıcı olabiliyor. Orada söylem yani parasal genişlemeden tam olarak çekilmek cümlesi ayrı ama azaltım yapabiliriz cümlesi ayrı. Bunu ayırdılar ben bence. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok net. Ha, yaparlar yapmazlar ayrı. Kafamdakini üstad. Söyleyeyim mi? Bunu yaparlar yapmazlar ayrı ama bunu ayırdılar. Aralık ya da Ocak'ta
yani maksimum benim beklediğim şey, eğer bir şey olacaksa ki ben hala Aralık Ocak'ta olmayacağını düşünüyorum. Ben de aynı şeyi düşünüyorum ama bir ters köşe ihtimali belirdi dünden sonra. Şöyle yani piyasayı alıştırma anlamında Bernanke kendisi itiraf etti. Mayıs, Haziran'da dedi piyasaların bu kadar tepki vermesini beklemiyorduk dedi. Yani daha doğrusu beklenenden fazla bir tepki verdi dedi. Piyasalar çok aşırı tepki verdi dedi. O faiz artışları var ya. Ya bir dakika, biz daha tapering'in lafını ettiğimiz anda faizler fırladı gitti. Bir anda %1,5'lardan 3'e çıktı 10 yıllıklar. Bunlar uzun süre faizi düşük tutmaya çalışıyorlar. Benim anladığım bu toplantı tutanaklarında piyasaya şunu söylemeye çalışıyorlar. Kardeşim, tapering'de faizi birbirine çok fazla karıştırmayın. Net olarak bu. Hatta piyasayı alıştırmak da istiyorlar. Yani olası bir azaltım ihtimalini masada tutarak, ama bu işten biz çekilmeyeceğiz. Gerektiğinde azaltacağız, gerekirse de arttıracağız. O konuda bir sorun yok. Yani parasal genişleme bitmiş değil bu söylemle. Evet. Sadece ara ara her toplantının önem kazandığı, sen de hatırlarsın üstadım, hep bunun altını çizdik. Her FED toplantısı spekülasyona açık olacaktır. Tam olarak gerçekleşmeden, karar tam olarak piyasalara açıklanmadan, realize olmadan her toplantı önemlidir demiştik. Sadece algılar üzerinde değişimler oluyor piyasalarda, ona göre hareket ediyor. Dün FED'den böylesi bir açıklama gelince, yani azaltımın zamanlaması adına kafalar tekrar karışınca bu söylemle, bu satır arasındaki başlıkla, dün o ekstra özellikle gelişen piyasalarda ki tepkiyi gördük. Biz dün son yarım saatte gelen alımlar biliyorsun üstadım ECB'den özellikle Avrupa tarafından gelen eksi faize hazır olun. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. O alım getirdi. Bak şimdi ben şöyle düşünüyorum Cüneyt. Yanlış mı düşünüyorum? Yani seninle bizim programlarının keyifli olmasının sebebi biz burada sürekli olarak şeytanın avukatını yapıp sürekli birbirimizi test ediyoruz. Ben o yüzden çok keyif alıyorum. Aynen, sağ ol, geliyorsun. Perşembe günleri ciddi beyin fırtınası yapıyoruz. İzleyiciler de bundan çok memnun. Ben gelen mesajlardan bunu görüyorum. Şimdi ECB'nin negatif faizi ne demek biliyor musun? Normal şartlarda bizim Fed'in tapering'in 5 milyar dolar azaltılmasının çok 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 daha üzerinde dehşet bir şey bu. Yani Avrupa'da toparlanmanın ve ciddi anlamda harcamanın, büyümenin başlaması demek. Türkiye'yi zaten özellikle cari açık gibi sorunu olan bir ülkenin en büyük ihracat pazarına ciddi anlamda mal akışı sağlaması demek. Yani orada dünkü ben tepkiyi bulmuyorum. Yani tepki normal bir tepki. Yani ECB negatif faize başladığı zaman... Biz Avrupa'ya bakıyoruz çünkü önemli bir ticari partnerimiz. Aynen. İhracatımız ağırlıklı oraya gerçekleşiyor. O yüzden ben bugünkü açılışta olası sert düşüş vesairenin çok kalıcı olacağını zannetmiyorum. Çünkü artık herkes hesabını kitabını yaptı. Merkez Bankası sürekli döviz sattı. Döviz açık pozisyonlarını çoğu kimse kapattı şu ana kadar. Yani bu tehlikeye karşı kapattılar. Ve dolayısıyla da hani bundan sonra bunun etkisinin genelde zayıf olacağını, maksimum Aralık veya Ocak neyse bir 5 milyar dolar belki göstermelik olarak yapacaklar. Bilemedim, tepkiyi ölçecekler belki. Piyasa refleksi. Evet, piyasa refleksi bunda ne kadar şey yapıyor ona bir bakacaklar. Ama belki. ECB'de panzehir olmaya soyunuyor. Evet. Hayır, bir de FED kendi içinde negatif faizden bahsediyor. Yani FED'in boşaltacağı yeri ECB dolduracak gibi. Yani bu piyasaların aslında yani olumlu bir algı. Türkiye açısından, FED'in etkileme 70 yapacaksa zaten. Avrupa Merkez Bankası %70 olumlu etkiliyorsa FED'in %20-30 etkilemesi, negatif etkilemesi lazım. Bir de işin garibi, FED de ilk defa neyden bahsetti tutanaklarda? Negatif faizden bahsetti. Bankalara özellikle verdiği. Evet. Ya parayı reel ekonomiye doğru vermek için istiyor. Yani negatif faiz demesi şu. Bankalar Fed'de tuttuğu rezervlerden para kaybedecekler demek. Yani Fed'de tuttuğu. Sadece finansal piyasalardan para kazanmayın. Şimdi, artık reel ekonomiye doğru hareket ediyorum. Şimdi ben eğer bunu piyasaya anlatamadıklarını düşünüyorum. Yani piyasaya şunu söylemeye çalışıyorlar. Ben bu tutanaklardan onu görüyorum. Piyasaya diyor ki kardeşim, ya siz bu tapering'i çok fazla taktınız kafanıza. Ben tapering'de aldığım tahvil miktarını bir miktar azaltırım ama öbür taraftan eksi faizin etkisi tapering'den çok daha güçlü olabilir. Neden biliyor musun? Banka onu orada negatif tutmaya kalkarsa onu bir maliyetle alıyor.
Bunu mecbur daha yüksek bir getiriyle piyasaya vermek zorunda. O ekonomiyi canlandıracak çok daha net bir unsur olabilir. Bunlar tartışılıyor. Ama tabii reel ekonomi inmezse balonların çok fazla hızlı şişmesine de sebep olabilir üstad. Orada kesinlikle Mark katılıyorum. Mark Faber de bu uyarıyı yaptı. Evet, orada kesinlikle katılıyorum. Dolayısıyla ben hani bu toplantı tutanaklarının sonuçlarının piyasa üzerinde çok kalıcı etki yaratmasını beklemeyip saman alevi gibi bir ortam yaratacak ve kaybolacak. Asıl daha böyle bir orta vadeli resme bakın. Realize olsa aslında piyasanın üzerindeki baskı kalkacak. Evet. Çünkü diğer merkez bankası ya zaten Çin'de başladı şimdi reformlara. Keşke Eylül'de başlasalardı. Yani herkes aslında Fed'in açacağı boşluğu doldurmaya aday. Sadece ECB de değil, Çin de kendi içinde. Üstadım geçen haber başlıklarında gördük. Evet. Reformlara yönelmek üzere anlaşmaya vardı. Evet. Yani sadece artık ihracata dayalı büyüme değil, kendi aynen içinde tüketimi de arttırarak, refah düzeyini arttırarak o 1 milyarın üzerindeki nüfusa doğru ekonomiyi yayarak da büyümenin tabii onlar da dışarıdan sıkıntı çekiyorlar. Ben şunu görüyorum artık. Yani burada şey hani bak ilk böyle parasal genişleme başladığında ilk böyle işte yüksek Fed işte para dağıttığında helikopterle para dağıttı diyorlar. Buna baktığımda ben Cüneyt o zaman nasıl olsa bu ekonomiyi canlandıracak fikre hakimdi. Şimdi geldiğimiz noktada ya bu ekonomiyi yeteri kadar canlandırmıyor ne yaparızı daha yeni yeni düşünmeye başlıyorlar. Yani tapering'in de o kadar şey tapering diyorum parasal genişlemenin de çok güçlü bir ekonomik şey yaratmadığını fark ettim. Ben yalnız orada şöyle bir sıkıntım var üstadım. Hı-hı. Kısa vade adına. Evet. Her ne kadar dün ECB Avrupa tarafından gelen o negatif faiz veya onun da likidite yoluyla bankalara destek vereceği, evet, finansal sisteme destek vereceği pozitif etkisi de panzehir olacak olsa da ben en kısa vadede izleyicilere belli bir trading yapan, belli bir yatırım yapan izleyicilere bir şeyler anlatırken hani orta vadede düzeltmeler, iyimserlik bakışı verirken kısa vade adına benim gördüğüm en temel risk şu. ABD borsaları, hı hı, özellikle S&P 500 endeksini biz baz alıyoruz. Siz de grafiklerde sık sık gösteriyorsunuz hocam. Çok düzeltmeyi anlamlı yapmadan dik bir açıyla parabolik bir trend tabir ettiğimiz bir trend içerisinde, hı hı, yükseliş gösterdi. Ve 1800'lere kadar geldi. Hı hı. Şimdi soru şu. Özellikle ben dolar endeksini takip ediyorum biliyorsunuz. Hı hı. Dolarizasyonun etkili, evet, olması adına. ABD 10 yıllıkları da takip ediyoruz. Gelişen piyasalardaki faizler üzerindeki baskı adına. Ki yüksek faizi ABD kendi de istemiyor. 3 ve üzerine geldiği zaman hemen müdahalesini yapacaktır. Söylemsel olarak da eylemsel olarak da ama en azından 2.80'lere hemen 10 yıllıkların geldiğini, dolar endeksinin tekrar 81-81.20'lere ulaştığını, o 81.5-82'deki dirence yaklaştığını gördük. Zaten bizdeki bu negatif açılışta o. Ben, evet, şundan endişeleniyorum. Hı-hı. Tek kısa vade adına ama. Orta, hı-hı, vadede bu işler tekrar piyasa kendi alacak, alması için gerekli bahaneleri bulacaktır dediğimiz, hı-hı, başlıklar içerisinde ama dolar endeksi yukarı doğru gitmeye başlar. Euro dolar paritesi aşağı doğru gelir. Dolar tüm kurlar üzerinde bir değer kazanımı içerisinde belli bir süre için girerse, yani dolarizasyon etkili olursa, ABD 10 yıllıklarda çok fazla yükselmeden 3'lere yakın seyirde devam edip bu gelişen ülkeler üzerindeki baskıyı arttırır. S&P 500 endeksi de bir miktar düzeltmesini derinleştirirse, herkes Noel Baba rallisi beklerken, bu risk beni sadece yüzdesi şu an düşük olsa da endişelendiriyor piyasalar adına. Çünkü, aa, biz de bundan etkilenir. Dolar TL de bir miktar etkilenir. Gösterge tahvildeki faiz oranı da etkilenir. Bu riski izlemek için S&P 500 endeksinde, ABD oyunluklarda ve dolar endeksinde gözümüz olması lazım. Oradaki hareketler bir düzeltme sinyali vermedikçe bu gelecek satışlar sizin de dediğiniz gibi belli bir seviyeden karşılanıp o sene sonuna doğru 80 binlere doğru giden hareketin devamı mümkün olacaktır. Hı hı. Ama S&P 500 endeksi herkes sene sonu rallisi beklerken şimdi buralardan bir düzeltme içine girerse Fed'i bahane edip dolar, evet, endeksi bir yukarı gitmeye başlarsa o zaman biraz dikkat etmemiz gereken bir süreç olabilir. Ben söyleyeyim yani orada olasılığı az olsa da bu ihtimalde göz ardı etmesin. Yok orada o olasılık var şey. Yani yedek senaryo olarak bu, evet, kısa vade adına en azından. Şimdi bugün şey çok önemli. Bu işsizlik başvuruları çok önemli hale geldi tabii, şimdi. Her veri. Çünkü şu an evet bundan sonraki özellikle 6 Aralık'ta açıklanacak bir de tarım dışı istihdam verisi var. O müthiş olacak. O çok önemli olacak. Bu veri dün konut verileri kötü geldi.
yani bizim borsadaki alışlar vardı ya, o sırada Amerika'dan konut verileri kötü geldi. Artı o sırada ECB'nin işte Avrupa Merkez Bankası negatif faiz. O sırada da Dudley'de açıklamaları düştü ekrana. Fed üyesi. O da diyor ki seneye diyor biz diyor bu kadar büyürsek gene iyi diyor. Yani o sanki hani zaten büyüme sıkıntı da beklemeyin canım. Yani tapering falan başlamaz diye de algılandı. Diğer bir Fed başkanı da Aralık ayında masada dedi. Yani Plosser. Evet evet, Plosser yani, da öyle söyledi. Yani tam bir kafa karışıklığı. Şimdi Harun Bey diyor ki, ben Harun @BHK06 Twitter'dan. Avrupa Merkez Bankası'nın yaptıkları neden Fed'in yaptıklarına göre çok değersiz kalıyor piyasalarda? Şimdi. Görünen o ki Noel rallisi hikaye olarak kalacak diyor. Tam net olarak onu söyleyemeyiz. Hı hı. Ama o dediğimiz sebeplerden, az önce belirttiğim sebeplerden dolayı Noel rallisinin kısa kesilmesi ya da olmama olasılığı yüzdesel olarak düşük olsa da var. Evet. Ama hakikaten ECB bu söylemlerini eyleme doğru götürmeye başlarsa, Avrupa kararlı bir şekilde, ki Euro'yu düşürmek için elinden gelen her şeyi yapacak, rekabetçi kuru tetiklemek evet. için. O zaman ilk etapta satış görsek de tekrar toparlanmalar çabuk olacaktır. Yani sene sonu hareketi tam olarak bitmiş diye bir şey yok. Hı-hı. Herkes 75.500'leri geçemeyince, endeks bir 73.900'leri gördüğünde tamam geri dönüyoruz demişti, hatırlarsın üstadım. Biz evet. o zaman yayında şunu söyledik. Hayır, her şey bitmedi. Çünkü benim için gerekçeler belli. S&P 500 endeksi, dolar endeksi, ABD 10 yıllıklara bakıyorum. Onun gelişen piyasa etkisine bakıyorum. Henüz her şeyin bitmediğini görüyorum. Ki dün gelen alışlar buydu. Piyasa kendine yeni bir dinamik, yeni bir bahane bulur yukarı gitmek için hemen. Evet. Yeter ki sizin dediğiniz verilere bağlı olarak S&P 500 endeksinde bir düzeltme oluşmasın. Evet. Yani o düzeltmeden bizlerin kaçması ve diğer global borsaların kaçması öyle kolay olmayacak. Çünkü dolarizasyonla birlikte S&P'nin aşağı yönlü hareketi gelişmeye başlarsa ister istemez sadece gelişen değil, gelişmiş piyasaları da etkileyecek belli bir süre. O risk sadece masada. Peki, yani yoksa her şey bitti değil. O zaman da şöyle bir şey olmaz mı ya? Neyse, bunu reklamdan sonra konuşalım. Yani o zaman da şöyle o soruya orada cevap verelim. Şöyle bir şey olmaz mı? Ya millet Amerikan borsalarından, gelişmiş borsalardan iyi para kazandı. Şimdi neden biraz çok düşük kalmış gelişmekte olan ülkelere dönmesin ki? Yani o zaman da öyle bir hikaye uydurabiliriz çok rahatlıkla. Yani Mark Faber Avrupa hisseleri cazip demiş zaten. Demişse o tamam o zaman. Ondan sonra piyasa kendi nereye gitmek istiyorsa hikayesini bulur. Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Bank Asya'da. Sevgili seyirciler, Paranın Rotası devam ediyor. Sizlerden de sorular gelmeye devam ediyor. Az önce ben Cüneyt'e şöyle bir şey söylemiştim. Ya Amerikan borsaları düşerken gelişmekte olan piyasalara da girelim, biraz da orada para kazanalım derler mi diye. Neden olmasın? Olabilir de yani. İlk başta aşağı biz de düşeriz. O sırada alanlar alır. Sonra bakarsın ki gelişmekte olan ülkelerde yok efendim bunun etkisi azaldı, şu oldu bu oldu diyebilirler. Şimdi Turgut Çin diyor ki hocam Fed devamlı aynı şeyi diyor. Yaratılan ortamı biz ortaya çıkartıyoruz. Hala noktaları tartışıyoruz. Fed artık azaltımın başlama tarihini değil, faizin uzun süre düşük kalacağını, bu kadar gündemde tutması artık azaltıma başlamanın çok yakın olduğunu göstermekte diyor. Sadece azaltıma başlayacak tahvil almaya devam ediyor. Yellen azaltım Aralık'ta masada değil demedi ki bugün bu kadar şaşırıyoruz diyor Turgut Çin. Biz de onun altını çizdik. Demedi zaten. Yani bir deseler yani. Halbuki daha şeffaf olmuş olacaklar. Yani deseler ki Aralık'ta 5 milyar dolarla başlıyoruz deseler ne olacak ki? Yani Yellen aslında parasal genişlemeden vazgeçmiyoruz dedi. Azaltım evet. veya azaltmama evet. noktasında bir söylemi yoktu. Ama biz Yellen etkisi olarak piyasada onu pozitif olarak kullandığını gördük. Galip Ercan'ın sorusu var onun ama ona sonra geleceğim. Orta vade yatırım amaçlı şu an altın, euro, dolar hangisini tavsiye edersiniz demiş. Valla bu şartlar altında ben şu an çok fazla bir tavsiyede bulunamıyorum. Yani her gün dediğin gibi bir gün beyaz, bir gün ak, bir gün kara. Orta vade adına konuşmak Levent Kökten zor. Diyor ki sayın üstadlar, Avrupa'ya mal satma, ihracat yapma ihtimalimiz Avrupa Merkez Bankası kararı sonrasında bu kadar güçlenmişken hükümetin Türk lirasını aşırı değerli tutmaya devam etmesi hangi akla hizmettir diyor. Evet, sence Merkez Bankası Türk lirasını değerli tutmaya çalışıyor mu? Ben o görüşte değilim. Çünkü elindeki politika araçlarıyla
bu işi nereye kadar defans edebildiğini gördük. İki onlara giden bir kur vardı ki ikinin üzerindeki ki bir kuru da istemiyordu. Özellikle özel sektörün borçlarının kısa vadeli rol etmesi. 150 milyar dolara ulaşmış bir borçtan bahsediyoruz. Artı kendi kamu finansmanı adına maliyetlerin yükselmesini de isteyecek bir merkez bankası yok neticede. Ama kendi dışındaki dinamikler etkili. FED sebebiyle veya başka dinamiklerle. Özellikle ana sebep FED. Yani gelişen ülkeler için paranın maliyeti yükseliyor. Sayın Babacan'da, Ali Babacan'da ekonomiden sonra devlet bakanımız ki Türkiye'nin belki de önemli bir çıpası bu anlamda. Net olarak söyledi. Önümüzdeki kısa vadede süreç dalgalı olacak. Hazırlıklı olun ve maliyetler yükselecek. Buna da hazırlıklı olun. Bu şu demek. Faizler yükselecek. Kurda da oynaklık devam edecek. Orada Merkez Bankası'nın ana amacı TL'nin tekrar aşağılara inip rekabetçi kur şansını kaybetmek değil. TL'nin aşırı değersizleşmesinin önüne geçmek. Yani çünkü iki sebepten. Bir enflasyon hedeflemesi adına kurun yukarı çıkması Merkez Bankası'nın planını bozuyor ve piyasa etkisi negatif oluyor. İki, biz hem bankalar adına hem özel sektör adına kullanılan kredilerde kısa vadeli rol edebiliyoruz. Çünkü mevduat yapımız kendi içinden beslenen bir yapı olmadığı için dış sermaye ihtiyacı olan bir ülkenin bunu kısa vadede temin edebiliyor olması ister istemez dolar TL'deki veya sepet bazında ne bakarsanız bakın kura karşı bir sensitif yani hassasiyet getiriyor. Dolayısıyla bu hassasiyetin yukarı yönlü ataklara karşı Merkez Bankası kendi elindeki imkanları kullanarak gidimi engelliyor. Yoksa Sayın Merkez Bankası Başkanı Erdem Bahçı 1.90-95 bandı içinde bir pivot seviye belirtirken gelişen piyasalardaki baskının azaltılacağını düşünerek belki bunu söyledi. Ama Merkez Bankası'nın kur hedefi olur mu? Zaten dalgalı bir kur içinde Merkez Bankası'nın kur hedefi olamaz. Ha ne yapar? Belli bir para politikası uygulayarak özellikle faiz politikasında bir duruşu olur. Onun karşıdaki kur ve piyasalara etkisi olur. Anladım. Onun için evet, aşırı değersizleştirmeyi engellemeye çalışıyor. Ben Gökdem'e şöyle katılıyorum. Ya bu kur çıkmış 2.05'e, 2'nin üzerine. Boş ver artık uğraşma. Bu bizim için çok iyi. İhracat, net ihracatla büyüme için de çok iyi aslında. Ama Merkez Bankası Başkanı Sayın Bahçı şu 1.92'ye kafayı taktı bence. Ve oraya doğru da çekip enflasyonu da o yolla düşürmeye çalışıyor. Enflasyonu o yolla düşürmeyeceksin. Yani enflasyon zaten o bir defaya mahsus enflasyonu arttırır. Sonra etkisi biter. Önemli olan iç talebi kontrol et, dış talebe yüklen. Onun için de o kur bizim için bir fırsattır. Ama 2.30-2.40'a ulaşan bir kurun da bizim için ne kadar fırsat tamam, orada öngörülebilir tabii. Bir kur olması gerekiyor. Yok öngörülebilir yap işte ya 2 ile 2.10 arasını belirle yani. O Türkiye'nin dış dengeleri için çok önemli. Şimdi çok ilginç şey Ulaş Ülgüplüoğlu bir tweet atmış. Şey demiş ben teşekkür ediyorum Ulaş Bey'e. Hocam siz söyler söylemez gelen açıklama diyor. Şimdi bak şeyi verelim. Borsa gündemde Borsa gündemde çıkan bir haber verelim mi arkadaşlar ekrana? Evet. BlackRock'ın son raporuna göre gelişen ülke hisse piyasaları ABD hisselerinden ortalama %36 daha ucuz. BlackRock bunu vermiş. Gelişen piyasa hisseleri daha ucuz diye çıkmış. Yani ben şöyle düşünüyorum. Evet alabiliriz arkadaşlar. Ben şöyle düşünüyorum Cüneyt. Normal şartlarda tamam mı? Hani bize senaryo yazdırılıyor. Biz de burada baktıklarımıza göre senaryo yazıyoruz tamam mı? Asıl arkadaki gerçek oyunu bilmek gerekiyor. Bilemiyorsun ne yapacağını. Tam burada işte borsalar Amerika'da da çok tepeye geldi. Oradan bir şakır şakır düşmeye başlarsa biz 67 binde kendimizi buluruz diye de yorum yapabilirsin. Al adam BlackRock öyle bir şey yazmış. Gelişen ülke falan filan. Üstelik daha riskli olanlara girerler bunlar. Çünkü orada getiriler çok daha yüksek olabiliyor. Ama şunu unutmayalım üstadım. 2009 Mart'ında S&P 500 666 ile dibini gördükten sonra hiç anlamlı bir düzeltme içine girmeden parabolik bir trendle yukarı geldi bugünlere kadar. Ya, gelişen piyasalarda ona paralel olarak şimdi geldi. Bak, Amerika'da, daha onu test etmedik. Tamam da. Borsalar ABD, borsalar aşağı iner, her şey yukarı çıkarırdı daha test etmedik. Yok yani etmedik. Bunu, bunu konuşmak iyimser ama şu olur. Belli bir dengede siz haklı çıkarsınız. Yok, belli bir düzeltme hemen olur. Bugün de yerli oraya olacak bir şey değil. Yani. Seni burada gebertir zaten. Amerikan borsaları düşüyor diye sen de düşersin. Fakat adam o sırada çaktırmadan topluyordur yani. Ben onu söylemiyorum. Ayrı. Yani ben onu söylemeye çalışıyorum. Mutlaka biz etkileniriz. Yani öyle bir şey yok. Mark Faber hatta demiş. Ama 6 aylık vadede baktığında orası %15 düşmüştür. Sen %20, %5 yukarısındasındır. Anlıyor musun? Yani öyledir yani.
Şimdi Hakan Erdem demiş ki hocam bu Fed bu kadar ciddiyetsiz mi? Piyasaların dalgalanması sorumluluğunu nasıl alır diyor. Fed'in piyasaların dalgalanmasıyla ilgili zaten bir sorumluluğu, hani dalgalanmasını istemez ama Fed bir şey söylüyor, piyasalar dalgalanıyor. Janet Yellen burnunu kaşısa piyasalar dalgalanıyor yani. Şunu anlamak lazım. Evet. Fed güven bunalımını gidermek ve sistemin düzenli çalışıp reel ekonominin hükümet tarafından yapılacak politikalarla düzelmesini sağlayana kadar piyasada kalmak. Ana amacı bu. Balon riskini de engellemek, çöküşü de engellemek. Evet. Yellen zaten bunu net olarak söyledi. Belki de bu sözlü söylemiyle S&P'nin biraz hafif boşluğunu alacak. Balon risklerini dengeleyip piyasanın ayakta kalmasını. Bütün mesele reel faize bu işin inmesi üstadım. Yani kendi finansal piyasalarda işlemlerle ya bankaların orada karlılıklarını arttırması değil. Evet. Tüketime ulaşacak kredilerin geri dönüşlerinin artımızı reel iyi çalışan bir ekonomi sayesinde düzenlenmesi. Evet. Fed'in beklediği bu. Yani finansal piyasanın yükselmesi değil. Cüneyt, demir adam dıra gidiyor. Faizi bugün düşürürse Japon yeninin ucuzladığı şu günlerde Fed tahvil alımlarını gevşetemez. Fed'in dili sürçmüş. Önümüzdeki yıllarda azaltacağım diyeceğini önümüzdeki aylarda demiş diyor Mehmet Uyguç. O da öyle bir katkı yapıyor. Hemen gelelim şu hep altın sorularını sona bırakıyorum. Altına gelelim. Bu arada borsa açıldı. Hemen borsa grafiğini de verelim arkadaşlar. Borsa tam 74.250'den açıldı. Ben biraz daha yukarıdan bekliyordum. Yani 74.700-800'den veriyordum, bekliyordum. Ve şu 74.275.378'den kapanmıştı. 74.250 burası. Burada açıldı, tam desteğe çarptı. Ondan sonra şu an bir miktar yukarı gidiyor. Ama benim tahminim bu şeyde, yani şu görüntüde bir miktar burada belki 74.500'e doğru gelir. Ve ondan sonra da böyle bir yatay gitmeye başlarız. Ondan sonra bu hikaye bulunur. Hemen çok soru geldiği için, her gün çok soru geliyor. Hele bugün daha da çok soru geliyor. Altın sert bir şekilde düştü üstad. Ne diyorsun altına? Altının grafiğini de verdim. Şu 1270-1250 kırıldı aşağıya. Şimdi hani sen diyordun ya, 1250 kırılırsa burada 1160-1170'lere kadar inebilir. İnebilir mi? O ihtimal var. Evet. Çünkü net olarak teknik analizde belli bir desteğin aşağı yönlü kırılması bir alt desteğe doğru hareketi mümkün kılıyor. Tekrar 1250 üzerine yerleşip 1270-80 geçilmeden bu hareket aşağı yönlü. Çok da hacim olmuş Cüneyt ya. Yani o 1270 aşağı geçilirken bayağı da bir hacim olmuş. Şimdi dün de zaten yani programda bir miktar altının lazım aşağı doğru gidebileceğini belirtmiştik. Biz de söyledik. Evet. Şimdi ben tahmin ediyorum. Yani şu seviye, yani 1100-1200'e kadar bir geri çekilmeyi ben bekliyorum. Onun altındaki seviyeler yine sanki alım seviyesi olacak gibi. Belki gelmeyecek belki oraya ama 1200 dolar seviyesi yaklaşık olarak hani 80 lira civarına geliyor. Bir bakalım o kaça geliyor. Şimdi dolar TL'ye bağlı bakıyorum. Olarak tabii. TL'ye bakıyorum. Şu an 81.40'a gelmiş. Eğer 80 liranın altına düşüş olursa orada ben altında alım öneririm. Yani 80 liranın altında şu seviyelerde kademeli alım öneririm. Ama genellikle 87-88'den sonrası da satış yapıp beklemektir. Katılıyorum üstadım. Yani net olarak dakika altın için ben şunu söyleyeyim. 1250-1285 sıralı dirençler geçilmeden ve 1300 üzerine kalıcı yerleşme olmadan her hareket tepki olarak kalır. Dikkat etsinler. Aşağıdaki hedef, bu düşüşün hedefi de bu dirençler geçilmeden 1100-1250 geniş bandı, evet, içinde bir yerdir. Şu an süremizi aşmışız. Cüneyt, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Gelecek hafta yine seninle birlikte olacağız. Tabii ki. Sevgili seyirciler, sizlere de katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için yarın sabah yeniden görüşmek dileğiyle. Para Rotası'ndan hoşçakalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.